Avrupa ile Türkiye'deki hiper enflasyonu kıyaslarsak ne dersiniz diyorlar. Bir daha soruyorum size. Yani tabii iktidara bakarsanız Avrupa'nın durumu felaket. Bu ifade benim değil, Sayın Erdoğan'ın ifadesi. Avrupa'da durum felaket. İnsanlar aradıklarını bulamıyorlar. Raflar boş. İnanılmaz bir enflasyon var. Şu anda dünyada bu sıkıntıyı en az yaşayan ülke Türkiye. Doğru değil. Asla doğru değil. Avrupa'yı zaman zaman ziyaret gerçekleştiren ve İngiltere'de yaşayan bir insanım ben. Oranın ekonomisini de yakından izliyorum. Evet, İngiltere'de tarihin en yüksek enflasyonu görüldü bu yıl, %7. Yani Türkiye'de %140 hesap ettiğinizde Türkiye'deki enflasyonun 20'de biri. Bir fiyat artışı var mı? Küçük fiyat artışları var. Yani meyve, sebzede, özellikle gıdada bir küçük fiyat artışı var. Akaryakıt ve doğalgazda bir küçük fiyat artışı var. Ancak İngiliz hükümeti bununla ilgili derhal bir tedbir aldı ve halkın alım gücünü arttıracak destek paketlerini açıkladı. Şu anda İngiltere'de yaşayan hiç kimse bir hayat pahalılığını hissediyor değil, bunun ızdırabını yaşıyor değil. Fakat ne yazık ki Türkiye'de hakim medya iktidar tarafından ele geçirildiği için hakim medya marifetiyle bir psikolojik operasyon yapılarak topluma tamam bir sıkıntı yaşıyorsunuz ama bakın Avrupa sizden çok daha büyük sıkıntı yaşıyor diyerek bir sabır kültürü aşılanmak isteniyor. Biz sabırlı bir toplumuz, tahammüllü bir toplumuz. Gerekirse yoklukla, sefaletle, açlıkla hayatımızı devam ettirir, ülkemize, toprağımıza sahip çıkarız. Ama biz aynı zamanda yanlış yönetime direnç gösterebilecek, yolsuzluğa, yolsuzluğa, haksızlığa tavır gösterebilecek de bir toplumuz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar, ekonomik kriz, dünyadaki yaşanan genel ekonomik tablodan bağımsızdır. Bugün yaşanan sorunların temeli AKP iktidarının uygulamış olduğu yanlış ekonomi politikalarıdır, hatalı ekonomi politikalarıdır, beton ekonomi politikasıdır ve yaşanan yolsuzluklardır. Hazine boşalmıştır, ülkenin kasası boşalmıştır. Bunu doldurabilmek için hükümet zam üstüne zam yapmaktadır. İşte bu zamlar daha sonra girdi maliyeti olarak üretime intikal etmektedir, tarıma intikal etmektedir. Günün sonunda sokaktaki esnaf, bakkal, manav bunu büyük bir zam olarak hayatına entegre etmek zorunda kalmaktadır. Bu itibarla Avrupa ile Türkiye'yi mukayese ettiğinizde buradan bugün söylenen şeyler doğru değildir. Avrupa'da bir enflasyon vardır ama son derece düşük. Türkiye'nin 20'de biri kadardır. Makul bir enflasyondur ve bunu halk hissetmemektedir. Fakat hep beraber şurada sokağa çıktığımızda, herhangi bir esnafın kapısını çaldığımızda göreceğiz ki herkes ahı enin içerisinde, ızdırap içerisinde. Dün esnafı dolaştım, konuştum birçok arkadaşımızla. Satış rakamlarının büyük ölçüde azaldığını, insanların alım gücünün büyük ölçüde azaldığını ifade ettiler. Ve artık insanlar kepenk kapatmak, çalışanları çıkartmak tarzında uygulamalara gitmek zorunda kaldılar. Türkiye'deki bu girdi maliyetlerinin artması ve enflasyon önemli bir problemdir. Bu problem görünen o ki önümüzdeki aylarda ve yıllarda belimizi bükmeye devam edecektir.